Sevgili 3. sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle kaldığımız yerden birinci üniteden devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 24'teyiz. Okulumuzdaki sosyal etkinlikler kısmındayız. Bundan önceki videolara kanalın oynatma listesi kısmından ulaşabilirsiniz. Ya da bizler Instagram sayfamız ilkokul ogretmenimden yazarsanız Sizlere videoların linkini iletebilirim. Yine kanalımızda matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve Türkçe kitaplarımızın videoları mevcut. Ona da oynatma listesi kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Belirli gün ve haftalarda, milli bayramlarda okulunuz ya da sınıfınızda aldığınız görevleri söyleyiniz demiş. Bu tür zamanlarda Şiir okumak gibi bir görev alabilirsiniz arkadaşlar. Piyano çalmak olabilir. Farklı gösterilerde ya da korolarda görev alabilirsiniz. Burada belirli arkadaşımızla ilgili etkinlikler, kurslar bu konuda onun katılımlarından bahsetmiş. Hemen 25'e geçiyorum. Okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenlenir. Belirli gün ve haftalarda milli bayramlarda kutlama ve anma törenleri yapılır. Programlardaki şiir okuma, konuşma, koro, bu tür çalışmalarda aslında öğrencilerin görev aldığından bahsetmiş. Bu kulüp çalışmaları sayesinde bizim özgüvenimiz artıyor, sorumluluklarımız artıyor ve bu tarz görevlere katıldığımızda kendimizi iyi hissediyoruz, değil mi? Topluma karşı duyarlılığımız artıyor. Okullarda aileler için de farklı seminerler düzenlenebilir. Bunlar bilgilendirici konuşmalar olabilir, okuma yazma kursları, yardım amaçlı yapılan kermesler bu etkinliklere örnektir. Bu da toplumsal kaynaşmayı, dayanışmayı artırır. Buraya bakalım hemen. Sarı kısımda bana okulunuzda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikleri araştırınız, arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle paylaşınız demiş. Ne olabilir bu kültürel etkinlikler arkadaşlar? Araştırdığınız zaman öğretmen bizim okulda kermis yapılıyormuş. Ve bu kermesten elde edilen paralar çocuk esirgeme kurumuna bağışlanıyormuş. Ya da tekerlekli sandalye alınarak ihtiyaç sahibi bir bireye bağış yapılıyormuş diyebiliriz değil mi? Okulunuzdaki yapılan etkinliklerden burada bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum 26 ile. Okulumuzda düzenlenen sosyal kültürel etkinliklerden hangisine katılmak isterdiniz demiş. Baktığınız zaman hangisine katılmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Öğretmenim kültürel etkinliklerden sosyal etkinliklerden hangileri varsa bir tanesini seçiyorsunuz ve sebebini belirliyorsunuz. Etkinlik nedir? Katılma nedeniniz nedir? Çalışmalarınızı yürütürken kimlerden destek aldınız? Ya da Size çevrenize katkıları neler oldu bu tür çalışmaların? Bunlardan söz edebilirsiniz arkadaşlar. Buraya bunlar tek tek yazılacak. Örneğin bu etkinliklere kermes diyebilirsiniz arkadaşlar. Sebebi nedir? işte ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak diyebilirsiniz. Bu sosyal faaliyetlere yürütürken kimlerden destek alıyorsunuz? Ailenizden mi, öğretmeninizden mi, grup arkadaşlarınızdan mı? Çevrenize size katkıları nelerdir? Bunlardan bahsedecek olursak yardımlaşmayı, toplumsal dayanışmayı sağlıyor diyebilirsiniz. Okulumuzda velilere ve çevredeki insanlara yönelik düzenlenen sosyal kültürel eğitsel etkinlikleri ve sağlayacağı faydaları yazınız demiş. Bu etkinlikler, toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı sağlar. Bizim sorumluluk duygumuzu duygumuzu güçlendirir topluma yararlı bireyler olmamızı sağlar diye belirtelim 27 sayfaya geçiyoruz arkadaşlar aşağıdaki okulda yapılan sosyal kültürel etkinliklerle ilgili görseller verilmiş inceleyerek hangi çalışmaların yapıldığını yazacağız yanlarına baktığımız zaman Birincisinde basketbol oynuyor arkadaşlarımız. Bu bir basketbol turnuvası olabilir. Turnuvası. İkincisine bakıyorum arkadaşlar. Burada gösteri yapıyor arkadaşlarımız. Tiyatro kulübü olabilir. Kulüp çalışması ya da sinema bir diğerine baktığımda müzik kulübü olabilir. Bir diğerine baktığımda doğa ya da çevreyi koruma ve güzelleştirme kulübü olabilir. Bu tarz çalışmalar yapıyorlar. 29'a geçtik. Hep birlikte el ele kısmındayız arkadaşlar. Hep birlikte el ele. Okulda arkadaşlarınız ile yardımlaşarak birlikte yaptığınız işlere örnekler veriniz demiş. Öğretmenimiz grup ödevleri verir genellikle değil mi? Onlarla birlikte birçok iş yaparız. İş bölümü yaparız bu grup çalışmalarında. Ya da bir pano hazırlarken, sınıfı süslerken, sınıfı düzenlerken hep bunlardan yararlanabiliriz. Burada bununla ilgili bir e, konu geçmiş, o kısmı geçiyorum. Hemen önemli not kısmını okuyorum. Okullarda çeşitli sosyal etkinlikler düzenleriz. Örneğin kıyafet, kırtasiye malzemesi, oyuncak ihtiyacı olan insanlara kampanyalar yaparak yardımcı oluruz. Yardımlaşma ve dayanışma insanların sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Bir arada yaşayan insanlar yardımlaşarak mutlu ve huzurlu olurlar demiş. Dayanışma ve yardımlaşmanın toplum hayatındaki önemini örnekler vererek açıklayınız. Toplum hayatında çok önemlidir değil mi? Örneğin insanlara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, tekerlekli sandalyesi olmayanlara yardımcı olmak e, ya da gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara gıda yardımı, kıyafet yardımı yapmak, öğrencilere ders için kullanacakları araç ve gereçleri temin etmek bizim için çok önemlidir. Bunları söyleyebiliriz ve bu insanlarla aramızdaki hem toplumsal dayanışmayı, kaynaşmayı sağlarız, birlik ve beraberliği sağlamış oluruz. Etkinlik zamanı kısmındayım. Görsellerde oyuncağa ihtiyacı olan çocuklar için düzenlenen oyuncak toplama kampanyası yer almaktadır. Siz de arkadaşlarınız ile böyle bir kampanya planlayınız. Yapacaklarınızı aşağıya yazınız demiş. Bakın oyuncak toplama kampanyasında herkes evdeki oyuncaklarından getirmiş. Yeni oyuncaklar satın alıp getirmiş ve kolilere koymuşlar. Siz de bu tarz bir kampanya yapabilirsiniz. Oyuncak toplama olabilir, bu kitap toplama olabilir, kırtasiye malzemeleri toplama olabilir. İhtiyaç sahipleri için ee, kırtasiye ihtiyaç sahibi çocuklar için kırtasiye malzemeleri toplayarak onlara iletmek isterdin dedik. Öğretmeninizden yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede toplumsal dayanışma ve yardımlaşma adına ben de bir katkı sağlamış olurdum. Arkadaşlarım da sorumluluk alarak diğer arkadaşlarımızın yani ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımızın yüzünü güldürürdü dedik. Bu şekilde tamamlıyorum 29. sayfayı arkadaşlar. 30. sayfada bize ne belirtmiş? Ona bakalım hemen. İstek ve ihtiyaçlarımızı söylerken kısmındayız. Okulda nelere ihtiyacımız olabileceğini düşününüz. Arkadaşlarınız ve öğretmeniniz ile paylaşınız demiş. Nelere ihtiyacımız olabilir? Kırtasiye malzemelerini öğretmenim. Defter, kalem, silgi, kalem, tıraş, renkli kalem, boyalar bunlara ihtiyacım olur. Evet bununla ilgili bir metin verilmiş. Okul veya sınıfınızda dilek kutusu var mı demiş. Evet tüm okullarda genellikle bulunuyor. Buraya dileklerimizi yazıp içine atabiliyoruz değil mi? Dilek kutusu yoksa arkadaşlarınızla birlikte öğretmeninizden yardım alarak dilek kutusu oluşturunuz demiş. Siz de eğer yoksa oluşturabilirsiniz. Herkes oraya dileğini yazarak atabilir. 31. kısımdaki etkinlik zamanındayım. Eren ve arkadaşları bahçede oyun oynarken çöplerin etrafa atıldığını fark ettiler. Bahçedeki çöp kutularının yetersiz olduğunu gördüler. Hep birlikte okul idaresinden bahçeye ilave çöp kutuları istemeye karar verdiler. Eren ve arkadaşları bu isteklerini hangi yollarla okul idaresinden isteyebilir bunu sormuş okul idaresinden nasıl isteyebilirler okul temsilcisine ileterek onun iletmesini sağlayabilirler. dilekçe yazabilirler. Bir grup oluşturup birlikte konuşarak toplantı talep edebilirler bu toplantıda söyleyebilirler değil mi Dilek kutusuna yazabilirler öğretmenleri aracılığıyla talepte bulunabilirler aracılığıyla talepte bulunabilirler. Evet burada tamamladım. İkinci kısma geçiyorum. Okulunuzun kantininde meyve satılmasını istiyorsunuz. Aşağıya bu isteğinizi ifade eden kısa bir yazı yazın demiş arkadaşlar. Sayın müdürüm ya da öğretmenim. Ben 3 diyelim. 3A sınıfından sınıf temsilcisi Gökçe Uslu. Sınıf arkadaşlarımızla düşünüp e, bir talepte bulunmak istedik okul kantininde meyve satılması. sağlığımız için çok önemlidir. Bizler de meyve satılmasını talep ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz dedik. Bu şekilde belirtebiliriz arkadaşlar. Okulumuzda yapılması istenilen etkinlikleri ya da işte bu şekilde kantinde satılmasını istediğiniz şeyleri bu şekilde belirtebilirsiniz. 32. sayfadayım. Özenle kullanalım. Okulda kullandığınız kaynaklar nelerdir? Arkadaşlar kullandığımız kaynaklar elektrik, su, sabun, ee, okul eşyalarıdır değil mi? Doğalgazdır. Isınma ve aydınlanmada kullandığımız elektriktir. Su, sabun bunlar temizlik malzemeleridir. Bunları kullanırken peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buna bakacağız. Kaynaklarımızı verimli kullanmak için neler yapabiliriz? Onları özenle kullanmalıyız değil mi? Bunun için okulda sloganlar, afişler hazırlayarak asabiliriz. Belirli Konferanslar düzenleriz. Orada konuşmalar yapabiliriz. Arkadaşlarımızı uyarabiliriz. Bu şekilde yanıt verdik. Okulda kullandığınız kaynakların verimli kullanılmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir? Bunlardan bahsetmiş. Eğer verimli kullanmasaydık arkadaşlar e, neler olabilirdi? Bundan bahsedelim. Öğretmenim özenle kullanmasaydık her, şu tarz durumlarla karşılaşabilirdik. Kaynaklarımız tükenebilirdi israf ettiğimiz için ileride bu kaynakları bulamayabilirdik ve bunları temin edemediğimiz için birçok sağlık sıkıntısı yaşayabilirdik, yaşamamızı tehlikeye atmış olurduk, geleceğimizi tehlikeye atmış olurduk. E, sayfa 33'te e, bir afiş çalışması var. Tasarruflu kullanmak adına bir afiş hazırlayacağız arkadaşlar. Su ile ilgili olabilir, elektrikle e, ya da temizlik malzemeleriyle kaynakları israf etme diye bir slogan hazırlayıp yanına resimler yapabilirsiniz. Bu kısmı size bırakıyorum. Okuldaki kullandığımız kaynakların verimli kullanılması için özgün önerileriniz nelerdir demiş. Nasıl bir öneri kurabilirsiniz, bulabilirsiniz. Kaynakları verimli kullanan tasarruf yapan arkadaşlarımız ödüllendirilebilir. Örneğin ışıkların sürekli açık olmadığı bir okul çok daha iyi olur değil mi? Işıkları açık gördüğünde kapatan öğrenciler ödüllendirilebilir. Suyu açık gördüğünde kapatan öğrenciler ödüllendirilebilir. Daha birçok öneri olabilir arkadaşlar. Siz de özgün bireysel önerilerinizi tabii ki yazabilirsiniz. Ben sadece bir örnek verdim. Şimdi mesleğimi seçiyorum kısmındayım. İleride hangi mesleği yapmak isterdiniz? Bunu sormuş. Bireysel bir sorundur. Yanıtlayabilirsiniz. Örneğin öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenliği, çocukları, insanları çok seviyorum. Polis olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum diyebilirsiniz. İtfaiyeci olmak istiyorum diyebiliriz. Seçmek istediğiniz mesleğin özellikleri nelerdir? Araştırınız demiş. Herkes e, özelliklerini araştıracak olursa. Öğretmenim işte doktor olmak istiyorum. Belirli zorlukları var. İnsan yaşamını kurtarmak istiyorum. Hastalara yardımcı olmak istiyorum. E, bunun için bütün özellikleri araştırıyorum. Doktorlarda olması gereken özellikleri. İşte pratik olmak, çabuk düşünmek, çabuk karar vermek, e, çalışmak, çalışkan olmak, bunlardan bahsedebiliriz. Etkinlik zamanı kısmına geçelim arkadaşlar. Etkinlik zamanında bana demiş ki, aşağıdaki görsellerde verilen mesleklerin özelliklerini araştırarak yazınız. Birinci görsel ne? Fırıncı var burada, değil mi? Bunlar ne yaparlar? Çok sıcak, sıcak ortamlarda. çalışırlar. Hijyenik olmalıdırlar, değil mi? Hijyene dikkat etmelidirler. Bir sonrakine baktım. Burada bir terzi görüyorum. Fırıncı dedim. Terzi dikkat gerektiren elemeği elemeğinin fazlasıyla yapıldığı bir meslektir diyorum. Çok yorulurlar değil mi? Öğretmen gördüm burada arkadaşlar. Öğretmenlik. kutsaldır. Anlatmayı, konuşmayı ve çocukları sevmek gerekir. Tahammül seviyesi yüksek olmalıdır. Dördüncüne baktım bir diş hekimi görüyorum. Dikkatlidir, pratiktir, i̇şte çalışmayı sever, insan sağlığını korumayı amaç edinir gibi ifadeler kullanabilirim. Hatırlatma zamanı kısmındayım. Yukarıdaki görselde okulumuzda hayat ünitesinde geçen sözcük ve sözcük gruplarının bulunduğu balon e, belirtilmiş. Bu balonları boyayarak seçtiğiniz bir kavramı arkadaşlarınıza ve öğretmeninize açıklayınız demiş. Arkadaşlar bireysel bir sorudur. Hangi kavramı seçiyorsunuz? O balonu belirleyeceksiniz. Güçlü yönlerinizi anlatabilirsiniz. Yeteneklerinizi ya da yapmak istediğiniz mesleği anlatabilirsiniz. Bu kısım size kalmış. Herkes bireysel olarak yanıtlamalıdır bu soruyu. Dayanışma, işbirliği içinde olmak. Sosyal sorumluluk. Toplum içinde sorumluluk sahibi olmak arkadaşlıktan bahsedecek olursak birbirine saygı göstermek, sevgi göstermek, olumlu davranışlar, herkes tarafından doğru sayılan davranışlar gibi ifadeleri ben size açıkladım. Devamını da siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada yetenek, yapmaya, yapmakta başarılı olduğunuz şeyler, seçmek istediğiniz meslek, evinizin, okulunuzun krokisi ya da saygı göstermek, karşıdaki insanı dinlemek güzelce bunlar olabilir. Devam ediyorum arkadaşlar sayfa 37 ile eğlence zamanında tekerleme verilmiş fıkralar verilmiş bunları okuyabilirsiniz. 38'de değerlendirme zamanı kısmındayım. E, aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına diye yanlış olanlarına ye yazacağım. Yanlışların altlarına doğruları yazacağım. Birle başlıyorum. Güçlü yönlerimizi veya yapmakta zorlandığımız etkinliklerin farkında olmak kendimizi daha iyi tanımamızı sağlar. Doğru, kendimle ilgili bütün bilgilere sahip olmuş olurum. 2. Arkadaşlarımda dürüstlük, yardımseverlik ve benzeri özelliklere dikkat ederim. Doğru, bu tarz insanlarla arkadaşlık ederim ve ben de böyle olmaya özen gösteririm. 3. Okuldaki kaynakları dikkatli kullanmak sadece öğretmenlerin görevidir. Yanlış değil mi? Hepimizin görevidir. Hepimizin görevidir. 4. Bakıyorum. İsteklerimizi, ihtiyaçlarımızı ifade ederken nezaket kurallarına uymalıyız. Doğru. 5 aile büyüklerimizin istediği mesleği seçmeliyiz. Tabii ki yanlış kendi yeteneklerimize göre kendi isteklerimiz ve yeteneklerimize uygun meslek. Leri seçmeliyiz. Evet burayı tamamladık. Bir kısmına geçtik. Bana verilen ifadeleri dolduracağım boşluklara. Oyunlarda nokta nokta davranmaya çalışırım. Tarafsız davranmaya çalışırım öğretmenim. Tarafsız. Bulunduğumuz yerin krokisini çizerken yakınlardaki nokta noktaları yerleri belirtiriz. Nasıl yerleri? Önemli yerleri öğretmenim. Okulda katıldığımız sosyal ve kültürel etkinlikler nokta nokta sahibi olmamızı sağlar. Tabii ki özgüven sahibi olmamızı sağlar. Kurtuluş Savaşı toplumsal nokta nokta ve nokta noktaya örnektir demiş. Yardımlaşmaya ve dayanışmaya, değil mi? Dayanışma ve yardımlaşmaya örnektir. 39'a geçtim. Aşağıdaki soruları okuyunuz, doğru seçeneği işaretleyiniz demiş bana. Olumlu davranışlar çöpleri çöp kutusuna atmak, kantinde sıraya geçmek, arkadaşlarıma yardım e, etmek. Yukarıdaki soru işareti yerine hangisi gelmelidir demiş aşağıdakilerden. A, arkadaşımın eşyasını izinsiz almak hayır bu olumsuz. Merdivenlerden koşarak inip çıkmak bu da olumsuz. Derste söz hakkı alarak konuşmak bu olumludur. Birinci sorunun yanıtı C seçeneği olacaktır. 2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kaynakların kullanımı konusunda yanlış bir ifade kullanmış demiş. Ahmet kaynaklarımızın tükenebilir olduğunu unutmamalıyız. Doğru. Emel kaynaklarımızı istediğimiz kadar kullanmak hakkımızdır demiş. Böyle bir hakkımız vardır demiş yanlış. Onur ise kaynaklarımızı dikkatli kullanmak hepimizin görevidir demiş. Doğru söylemiş. Emel tabii ki yanlış söylemiş. Yanıtım A seçeneği olacak. Çünkü istediğimiz kadar değil, ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. Çünkü tükenebilir. 40. sayfadayım, 3. sorudayım. Aşağıdaki meslekler ve bu mesleklerin görevleri verilmiş. Açıklamalardan hangisi yanlış? Polis güvenliği sağlar. Doğru. Veteriner insanları muayene ve tedavi eder. Yanlış. Terzi giysi ve sökükleri diker. B seçeneği yanlıştır. Veteriner hayvanları muayene ve tedavi eder çünkü. 4. Bana pencere, öğretmen masası, sınıfın krokisini vermiş. 3 A sınıfındaki Çınar'ın yeri hangi renkle gösterilmiştir diyor. Çınar'ın açıklamasını okuyoruz önce. Ben pencere kenarında öğretmen masasının önündeki 3. sırada oturuyorum. Öğretmen masasının önündeki 3. masada oturuyorum. Önce pencere kenarlarına bakıyorum. Bu üçü Öğretmen masasının önündeki üçüncü. Bir, iki, üç. O zaman mavi renklidir değil mi arkadaşlar? Yanıtım dördüncü soruda C seçeneği olacaktır. Beşinci soruyu okuyorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisi arkadaşlıkla ilgili doğru ifadedir? Arkadaşlarımız ile sevinç ve üzüntülerimizi paylaşırız doğru. Arkadaşlarım her zaman benimle aynı fikirde olmalıdır. Yanlış farklı fikirde olabilir. Çünkü C'ye baktım arkadaşlarımızın her isteğini yerine getirmeliyiz. Bu da yanlış. Tüm istediklerini getirmeliyiz diyemem. Çünkü bazen yanlış şeyler de isteyebilirler. O yüzden A seçeneği doğrudur diyorum. 41. sayfada ilk öğretim haftası okulun açıldığı ilk haftaya denk gelir arkadaşlar bilgi vermiş. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü okulların açıldığı ikinci hafta. Kızılay haftası 29 Ekim 4 Kasım arası. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim tarihinde olur. Bir sonraki videomuzda ikinci üniteye geçiş yapacağız. Instagram sayfamız ilkokul öğretmenimden bizi takip, unut, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize kocaman sevgiler.